Çağda Türkler neden cahil bırakıldı? Nasıl oldu da? Cahil, Türkler cahil bırakılmadı. Türkler cahil kaldılar. Kendi kendilerini cahil ettiler. Peki nasıl? Efendim, en cahil Türkler Müslüman olan Türklerdir. Müslüman camiasına katıldıkları zaman İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraber sürükledi. Ve özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır. Yani orada Osmanlılar ne eğitime önem verdiler, ne bir şeye önem verdiler. Kendi dinlerini bile adam gibi öğrenmediler. Dolayısıyla yeni bir şey yapma imkanı kalmadı. Öbür taraftan Batı nesi varsa bugün hepsini İslam'a borçludur. Çünkü bakınız, tam bundan 43 sene evvel bendeniz Almanya'da Leopard tanklar üzerinde çalışırken Alman profesörlerle bu konuları hep konuşmuşuz. Bir gün onlara aynen şu sözü söylemiştim. Dedim ki, bakın ey batılı profesörler, siz biz Müslüman ülkelere herhangi bir keşfinizi, bir patentinizi verdiniz mi? Bizden patent hakkı istiyorsun. Peki ya Müslümanlar sizden patent hakkı isteseler, haliniz ne olur, hiç düşündünüz mü? Müslümanların bizde ne keşfi var, ne patent hakkı dedikleri zaman kendilerine basit bir açıklama yaptım. Dedim ki, bak şu Kaufhof'larında her makinenin başına bir kız çocuğu koymuşsunuz. Sabahtan akşama kadar bu çocuk rakamlar yazıyor. Önce bu rakamların sahibi Müslümanlardır. Çünkü Müslümanlardan önce insanlık sayı işareti diye bir şey bilmez. Sayı, ne demek sayı, matematik? Bunu insanlığa hediye eden Müslümanlar, bugün Batı'da kullanılan rakamlar, İslam'ı bunlar Endülüs'ten aldıkları için Magribi Müslümanların işaretidir. Bizim eski yazıda kullandığımız, İslam ülkelerinde kullanılan işaretler ise Meşriki Müslümanların işaretidir. Hepsi Müslümanların malı. Sayı diye bir işaret bilmezlerdi. Efendim, Roman rakamı yazalım diyorlar şimdi. Roman rakamın dediğin nedir senin arkadaş? X, B, L, C, İ. Bunlar rakam değil ki, bunlar alfabenin harfleri. Niye? Çünkü Romalılar sayı bilmezdi. Eski Mısırlar'da bilmezdi, eski Çin'de, eski Mezopotamya'da sayı işareti bilmez. Müslümanlar sadece işaret değil. Müslümanlıktan önce alfabede 60 tane harf olduğu için insanların sayı dünyası 60'ta biter. Müslüman geldiler, Müslümanlar sonsuz sayıyı 10 tane işaretle ifade edecek olan ondalık sistemi insanlara hediye ettiler. 10 tane işaret, istediğin sayıyı yaz. 367 trilyar, trilyon, şu kadar mı, ne yazarsan yaz. 10 tane işaret. Sonra işte bu ondalık sistem vasıtasıyla insanlara toplamayı öğrettiler. Çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi Müslümanlar öğretti. Ne söylüyorum, duyuyor musun? İşte o Alman profesörlere demiştim ki, bak bizim rakamlarımızı her kullandığınız zaman çok değil, bir para patent hakkı verseniz ve de her toplama, her çıkartmayı yaptığınız zaman bir para versin. Bir paradan küçük para yok ki. Bir para patent hakkı verseniz bir yılda Müslümanlara ne kadar para ödemeniz lazım biliyor musun? 10 tane Paris'i, 10 tane New York'u, 10 tane Londra'yı, 10 tane Berlin'i verseniz Müslümanlar hakkını ödeyemezsiniz. Tam 43 sene önce onlara şu cümleyi söylemiştim. Eğer ey batılı profesörler, Müslümanlar sizden patent haklarını isteseler, ayağınızda donunuz bile kalmaz. Her şeyinizi, her şeyinizi verseniz yine Müslümanların hakkını ödeyemez. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Batının kullandığı bütün ilimler, matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, tıp, aklınıza ne gelir? Hepsinin sahibi Müslümanlar. Efendim, bunlar aya gidiyor. Neyle gidiyor aya? Bizim rakamımızla, bizim toplamamız, bizim çıkartmamız, bizim koyduğumuz temel prensiplerle. Bunlar sadece İslam'ın getirdiği temel mefhumları kullanıyor. O kadar. Sahibi kim?
Müslümanlar. Onun için bak Frankfurt'ta ilimler tarihi profesörü Hartnell, Müslümanlık dendiği zaman önünü ilikliyor. Çünkü İslam'ın insanlığa yaptığı sonsuz hizmet hakkında bir ilim adamı olarak bilgisi vardı onun. Sen nasıl bütün ilimlerin sahibi Müslümanlığı gerilik dersin? Hatta makine keşiflerini önce Müslümanlar yap. Bak bugün Londra'daki, İngiltere'deki üniversitelerde 1000 yıl evvel bir İslam devleti olan Diyarbakır'da kurulmuş bulunan saraylarda kullanılan Ebu'l-İzin makinaları, sibernatik, otomatik çalışan makinaların bugün Erlangen'de, Almanya'da, İngiltere'de kopyalar yapılmıştır. İnsanlık tarihinin ilk mucize makinaları olarak. Onun için tekniğin de sahibi Müslümanlar. Bak Harun Reşit, Alman kralı Şarlman'a bir çalar saat hediye etti. Müslümanlar o çalar saati yapmış göndermiş. Harun Reşit'in gönderdiği bu saat karşısında Şarlman teknik bakımdan o kadar geriydi ki o gece uyuyamadı. Şeytan ne zaman gelip de bu saati çalacak, onu yakalayacağım diye başında bekliyor. İşte iki alem arasında bu kadar büyük fark vardı. Ne konuşuyoruz biz şimdi? İnsanlığa elbette saadeti getiren Müslümanlar olmuştur. Dolayısıyla her şeylerinin sahibi Müslümanlar olduğu halde Müslümanlığı bir gerilikmiş gibi göstermek ancak büyük bir cahil.